Öklit'in bölme algoritmasını kullanarak iki sayının o bebini yani ortak bölenlerinin en büyüğünü bulmak, evet bunu istiyoruz. Bu konuya girmeden önce size şöyle bir sorum olacak. İki sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Örneğin 32 ile 12'nin. Bu soruyu kaçıncı sınıfta olduğuma bağlı olarak farklı yöntemlerle çözebilirim. Altıncı sınıftayken bu sayıların çarpanlarını yazmayı öğrenmiştim. 1 ile 32, 2 ile 16, 4 ile 8. Aynını 12 içinde yaparım ve ortak bölenleri belirlerim. 1, 2 ve 4. Ardından da en büyüğünü seçerim. Evet 4. Bu kadar. O bebi yani ortak bölenlerinin en büyüğünü buldum. En sade yöntem bu tabii ama 6. sınıfta size küçük sayılar verilir ve onlarla işimiz kolaydır. Fakat sayılar büyüdükçe çarpanlarını yazmak da zorlaşır. Elimizde bir yığın sayı olur. Ardından asal çarpanlarına ayırma konusunu öğrendim. Hatırlıyor musunuz? İlk olarak sayıları asal çarpanlarına ayrılmış biçimiyle yazarız. Ardından ortak olan her bir asal çarpanın kuvveti küçük olanını alıp sonra da bunları çarparız. Bu sorumuzda ortak olan bir tek asal çarpan var. O da 2. Onun kuvveti küçük olanı da 2'nin karesi. Yani yanıtımız bu durumda 4. Peki, şimdi sıra geldi. Ortak bölenlerin en büyüğünü bulmak için yeni bir yöntem, yeni bir algoritma öğrenmeye. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Neden birden fazla yönteme ihtiyacımız olsun ki? Bu sorunun yanıtlarından biri, bu yöntemin çok büyük sayılar için epey kullanışlı olması. Öklit algoritması, yanıtı çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Bir diğer yanıt da bu yöntemin çok incelikli olması. Algoritmanın nasıl işlediğini anladığınızda, evet, çok hoşunuza gidecek. İlk olarak bu algoritma neyin nesiymiş? Hadi ona bir bakalım. Algoritma diyor ki, bu iki sayının obebini bulmak istiyorsunuz. Bunu neden istiyorsunuz? Bilmiyorum ama madem istiyorsunuz, size yardımcı olayım. Oeb 32,12. Gösterim şekillerinden biri de budur. Oeb yazarız yanına da parantez içinde 32,12 yazarız. Algoritma ilk olarak şöyle diyor. Bak bakalım 32 12'ye bölünüyor mu? Bölünüyorsa sonucu buldun. Obeb 12'dir. Düşünce çok da mantıklı aslında. İki sayıdan biri diğerini bölüyorsa küçük olan obebtir öyle değil mi? Şimdi soruya dönelim. 12 32'yi böler mi? Maalesef bölmez. Soruyu henüz çözemedik. Algoritma şöyle devam ediyor. Sayılardan biri diğerini bölmüyorsa şimdilik bu soruyu bir kenara bırakın. 32 ile 12'nin obebini bulmayı bir kenara bırakarak başka bir obeb bulacaksınız. Peki hangi sayıların obebini bulacağız? Burayı çok dikkatli izleyin. İlk sayımız küçük olan sayı yani 12 diğer sayıda büyük sayıyı küçük sayıya böldüğümüz bölme işleminin kalanı olan sayı. Bu soruda kalan nedir peki? 32'yi 12'ye bölersek kalan, evet 12 çarpı 2, 24 yapar. Kalan da 8 olur. Evet neyse ki soruda verilen sayılar çok büyük değil. Bu işlemleri zihnimizden yapabiliyoruz. 12,8. Algoritma diyor ki 12 ile 8'in obebini bul. Tamam, bulayım da neden bunu buluyorum diyebilirsiniz. Algoritma diyor ki, 32 ile 12'nin o 12 ile 8'in o bebine eşit olacak. Yani 12 ile 8'in o bulunca, 32 ile 12'nin o bebini de bulmuş olacaksınız. Algoritma bize bunların neden eşit olduğunu henüz söylemiyor ama korkmayın, bana güvenin diyor çok da güven verici. Bu iki sayının OBEB'i ile bu iki sayının OBB'i birbirine eşittir bana güvenin diyor. Neden eşit olduklarını daha sonra göstereceğim ben ama önce gelin bu sorunun yanıtını bulalım. Tamam bu iki OBEB'in birbirine eşit olduğunu kabul ettik. Ama soru bizden 32 ile 12'nin obebini bulmamızı istemişti. Kolay bir yol izleyeceğimizi, başka bir algoritma kullanacağımızı söyledik ama yine bir obeb bulacağız. Kolay denilen yolla çözerken de obeb bulacaksak bu yola neden kolay yol deniyor diyebilirsiniz. Ama fark ettiyseniz bu yeni obeb'deki sayılar diğerlerinden küçük. İşin daha güzel yanı yeni sayıların obebini hesaplamak yerine az önce izlediğimiz yolu izleyeceğiz. 8 12'yi bölüyor mu ona bakacağız. Bölüyorsa obeb 8'dir diyeceğiz ama bölmüyor. O halde aynı yolu izlemeye devam edeceğiz. eşittir obeb parantez içinde küçük olan sayı yani 8, 8, virgül büyük sayıyı küçük sayıya böldüğümüzde kalan. Evet 12'yi 8'e bölersek kalan 4. Tamam. Bu aşamada yine aynı soruyu soruyoruz. Sayılardan biri diğerini böler mi? Ve bingo, evet böler. 8 4'e bölünür. O halde OBB 4'tür. Bir düşünün. 8 ile 4'ün obebini bulmak gerçekten çok kolay. Yanıtı hemen bulu veriyorsunuz çünkü 8 4'e bölünür. Şimdi de asıl can alıcı noktaya gelelim. 4, 8 ile 4'ün obebi ama aynı zamanda 12 ile 8'in ve 32 ile 12'nin de obebi. 32 ile 12 bize başta sorulan sorudaki sayılardı zaten. Gördüğünüz gibi Öklet'in bölme algoritması asal çarpanları ayırmamıza veya buraya kadar yazdığımız tüm sayıların çarpanlarını ezbere bilmemize gerek kalmadan obebi bulmamıza yarıyor. Yeni bir yöntem öğrenmiş olduk. Yöntemin nasıl işlediğine henüz değinmedik ama gelin bu yöntemi kullanarak birkaç soru daha çözüp konuyu pekiştirelim. Nasıl işlediği konusuna daha sonra bakacağız. Gelin başka sayılar seçelim. 32 ve 12'ye göre biraz daha büyük olsunlar. Mesela 627 ile 45'i seçelim. Şimdi lütfen videoyu durdurup az önce gördüğümüz algoritmayı kullanarak bu iki sayının OBEB'ini siz kendi başınıza bulmayı deneyin. Hadi şimdi biz başlayalım. OBEB parantez içinde 627,45 sayılardan birinin diğerine bölündüğünü hiç sanmıyorum emin değilim tabiine ne de olsa bunlar büyük sayılar o nedenle işlem yapıp kesin sonucu görmeliyim 627 bölü 45 kalan 0 çıkarsa gerçekten hem şaşıracağım hem de mutlu olacağım gerçi bölüneceğini hiç sanmıyorum 62'de 45 bir adet var

3 kere var değil mi? 3 kere 5 15 eder. 3 kere 4 de 12 eder. Burası 135. Evet burada son. Evet kalanı bulacağım. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Ve bu kadar. 42 bulduk. Demek ki 627 45'e bölünmüyormuş. Yani 627 ile 45'in o bebi 45 değilmiş. Ama Öklit'in bölme algoritması yardımımıza yetişip Üzülme, hiç sorun değil. Biz bu obebi buluruz, diyor. Çok da düşünceli. İlk olarak yeni bir obeb bulacağız. Hangi sayıların obebini bulacağız? Önce küçük sayı yani 45'i yazıyoruz. Diğer sayıda büyük sayıyı küçük sayıya böldüğümüzde bölme işleminin kalanı olan sayı ki onu da az önce bulmuştuk değil mi? 42 idi. Evet, 45 ile 42'nin o bebini bulacağız şimdi. Bu aşamada sayılar iyice küçüldüğü için başka bir yöntemde kullanabilirsiniz ama ben Öklid'in bölme algoritmasını kullanmaya devam etmek istiyorum çünkü bence çok zevkli. O bebini bulacağımız yeni sayılar, küçük olan sayı yani 42 aslında ilk aşamamız bu değil biliyorsunuz ama 45'in 42'ye bölünmediği çok bariz. Durup kontrol etmeye gerek yok. Sayılardan ilki küçük olan sayı yani 42, diğeri de 45'in 42'ye bölümündeki kalan kalan 3'tür değil mi? 45'in içinde bir adet 42 vardır. Kalan da 3'tür. Şimdi sıra geldi yine o soruyu sormaya. 42 3'e bölünür mü? Evet, bölünür. 4 artı 2, 6 yapar. 6 da 3'e bölünür. 3'e bölünme kuralını hatırlarsanız, basamaklarının toplamı 3'e bölünüyorsa, o sayı 3'e bölünür idi değil mi? O halde sonucu bulduk. Obeb 3'tür. Bu iki sayının obebi 3 ise, ilk yazdığımız sayıların obebi de 3'tür. Bu kolaylığı Öklit'in bölme algoritmasına borçluyuz.